Herkese selamlar dostlar. 3 Temmuz iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 4 Temmuz'dan da bir adet maçım var ama genellikle 3 Temmuz'un videosu olacak. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Güzel maçlar var ve raporlardan bahsedeceğim. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Önceki yaptığımız videoda Malmö Sirius maçının maç skorunu sormuştuk. 3-0'ı bilen Dangerous isimli arkadaşımız var. Instagram'dan bana yazabilir. Maç skoru yarışması da Elsborg'la Hamarbi'nin maç skoru sizce ne olur? sizlere sorduk. Bilen yine bir arkadaşımızı Temmuz ayı boyunca katı Telegram gruplarımızda misafir edeceğiz. Temmuz ayı için katı Telegram gruplarımız yenilendi. Bilginize güzel de bir başlangıç yaptık. Yüksek misli olsun, kuponları olsun ve canlı maçlar olsun. Temmuz ayına güzel bir başlangıç yaptık dün özellikle. Birazdan raporda da anlatacağım zaten. Sizler de Temmuz ayı için katı Telegram gruplarıma gelmek istiyorsanız isteyen katıl butonundan, isteyen de Instagram üzerinden Kangal Bey Instagram hesabından benimle doğrudan iletişim kuraraktan da IBAN üzerinden de gelebilir bilginize. Herhangi soru ve görüş öneri her şey Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir önceki gün İrlanda'da fullledik arkadaşlar. 3 tane mücadelem vardı. Anlatmalarım şu yöndeydi. Bir tanesinin maç skorunu bile bildik. Patrick maçına yazılar ya dedim ya. Her maça mutlaka bir yazılar yazıyorum. Araştırıyorum. Tercihini yazıyorum. Yüksek oranını yazıyorum. İdeallerini yazıyorum ona göre. 3 maç anlattım. Ev sahibi buçuk üst geldi, 2-3 gol geldi ve deri maçına da bir birlik bir skor beklediğimi ve mücadelenin de 2-3 gol bandında bitmesini bekliyordum. Doğrudan skorumuz da kazandı burada. Ayrıca skoru değerlendirenlere tebrikler. İlanda da o gün 3 maç anlattık, üçü de yazı olaraktan da değerlendirenlerin herkese kazan sağladım. Yüksek mi size Temmuz ayında dün başladık. Malmö'nün atacağı 2 gol'e ben 500 TL önerdim. 500 TL dediğim gibi. Yüksek misli grubunda zaten misliler öner önererekten de devam ediyoruz. Yaz ayı oylunmasından kaynaklı Ağustos ayından itibaren bu yüksek mislinin biraz hem fiyatını değiştirmeyi düşünüyorum. Hem de formatında biraz da değişiklik yapmayı düşünüyorum. Yüksek misli de Temmuz ayına kazançla başladı. Ev sahibinin 2 golü burada 500 TL vererekten de vurduk aldık çıktık. 1 Temmuz YouTube raporuna baktığımız zaman da toplamda videoda 5 tane tercih söyledim sizlere. Bu 5 tercihin 4 tanesi çok kılçıksız bir şekilde geldi. İspanya U21 maçına baktıysanız 1 ve 4.5 alt verdim 1.58 gibi orandan. Mücadele 90'a kadar 1-0 giderken 90 artı 1'de İsviçre'nin attığı golle 1-1 bitti. Uzatmalarda sanırım 2-1 İspanya kazandı. Fakat 90 dakikaya bakıldığı için iddiada sadece İspanya U21 maçı da başarısız olduğunu söyleyelim. Kuponlara baktığımız zaman da dün de iki tane kupon çıkarmıştım ben. Bir tanesi Malmö maçıydı. Geldi. İspanya maçına da 90 artı 1'de gelen golle başarısız oldu. Alternatif kombine baktığımız zaman da ajax Sonlan'ın 2-3 golü zaten güveniyordum ki 1.74 gibi oranı vardı. Viking maçında da ilk yarıdan gelecek bir gol. Yani oran tamamlama maçımdı bu benim. Dakika 19'da gelen golle mücadele de o gelmiş oldu. 1.98 gibi oranlarla oradan da kazan sağlamayı bildik. Canlı maçlarla da zaten Dediğim gibi ben daha bu sabah Çin Ligi, Japonya Ligi, Türkiye Kadın Milli Takımı'nın zaten maçları oluyor bu dönemde. Onlar alıyorum. Sabah Hırvatistan'la maçı vardı. İkinci seti aldım mesela. O şekilde canlılarla da kazanmaya devam ediyoruz. Canlı maçlarımız her türlü devam edecek. Onun da bilgisini sizlere vermiş olalım. Her türlü devam ettiğimizi belirtelim. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Yaz dönemi olmasından kaynaklı haliyle izlenmeler düşük olabiliyor. Fakat sizlerden ricam o kadar emek verip yaz döneminde bile bu bültene bile video çekip araştırıyorsak sizlerden ricam video atsanız like'lardır. En azından artı 200 seviyesinde bir like bekliyorum sizlerden. Like'larınızı esirgemeyin. Herkese bol şanslar. Polonya ile Portekiz U19 maçları. Şimdi U19 maçını ben neden aldım? Araştırdım. Ya diyorum size sizlere bir emek var. Bir beğeni atın diyerekten. Bu sebepten ben gidiyorum burada U19 araştırıyorsam sen de 2 saniye alıp burada like at. Şimdi dostlar Polonya ile Portekiz'e baktım. Ve şundan örnek vereceğim özellikle kafanıza da yatması için. Son dönemlerde ki uzun dönemdir bu böyle futbol yetiştiricilerine bakalım. Büyük oyunculara bakalım. Genellikle Portekiz tarafından özellikle Benfica, Sporting Lisbon gibi takımlardan çok fazla yeni futbolcu çıktı. Golcü çıktı, kanat oyuncusu çıktı ve bunların çoğu Portekiz. Ve Lisbon, Benfica yani Portekiz'den çıkan oyuncular bunlar. Polonya'nın kadrosuna baktım. U19 kadrosuna. Son oynadığı maçta son 3 son oynadığı 3 maçın kadrosuna baktım. Bazı oyuncuların e, bilgisi dahil yok. Herhangi öyle bir profesyonelle e, büyük takımda oynamamış bile. B, B takımlarında oynamış. Bilgisi yok yani öyle söyleyeyim sizlere. Portekiz takımına baktığımız zaman da Benfica'da Sporting Lisbon'da oynayan oyuncular var. Az forma şansı bulmuş. Sporting Lisbon B, Benfica B gibi takımlarda forma şansı bulmuş oyuncular bir aile fazla. Portekiz'in de son dönemdeki o şeylerinden kaynaklı. Ben burada bir Portekiz'in galibiyetini beklerim. Dert olması kaynaklı. Bunlar grup aşamaları. Grupta ilk iki bitiren direkt doğrudan yarı finale çıkacak. Ondan sonra yarı final maçları derken bitecek. Küçük bir turnuva gibi düşünebilirsiniz bunu. Çok fazla takım yok zaten. Özellikle Malta var mesela. Malta'da sadece ev sahipliği yaptığından dolayı katıldı. Burada Portekiz'in dert basmanda olsa da burada kazanmasını bekliyorum. Elspok'la Hamarbi karşılaşması. Bu maçın da maç konu sizlere sorduk. yani bugünkü Bodo maçına biraz benzeyecek gibi. Açıkçası Bodo maçı daha daha oynanmadı. Ama o maç tarzında bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada 2-1'lik bir Elfsborg galibiyeti bekliyorum. Elfsborg tarafında olacağım. Burada KG Vara gitmeyeceğim. Elfsborg'un atacağı 2 gole değerlendireceğim idealden. Ki kendi evinde zaten baskın oynuyor ki bu sezon sadece bir maç kaybetti sanırım Elspok takımı. O da ligin ilk mücadelesi olması kaynaklı. Kendi evinde oynamış oynadı olduğu oyun zaten iç açıcı. Pozitif futbol değerlendiriyor. 1.41'de oranı var. Burada Elspok'un kendi evinde atacağı 2 gol. 1.41. Onun dışında ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da ilk yerden Elspok golü de 1.43. Bu da benim farklı bir idealim olsun ya yani biraz daha yüksek olsa değerlendirildi. Fakat ilk yerden bir Ellsberg golü. Onun devamında da bir goller gelecektir diye düşünüyorum. Ama Ellsberg'un atacağı iki gol benim burada ideal bir bir gibi tercih bir bir gibi orandan ideal tercihimdir. Mialbi ile Kalmar karşılaşması. Ee, bu maçta şöyle Mialbi'nin arkadaşlar en golcü ismi bu maçta olmayacak. Kart cezalısı. Ee, pardon o değil o ee... Stabek takımındaydı. Maçları karıştırdım. Şöyle Mialbi ile Kalmar maçına baktığımız zaman da mücadele genelinde e, çok fazla gol beklenmiyor. Özellikle iki takım da burada biraz daha savunma. Özellikle burada deplasmanda Kalmar atarsa üstüne çok güzel yatabilen bir takım Kalmar takımı. O yüzden burada mücadele zaten iddia da diyor ki 2.5 üst 2.10 diyor. Alırsan al diyor. Bu mücadele çok fazla gol beklenmiyor diyor. Ben mücadele şöyle bir beklentim var. Ben burada biraz daha Yüksek orana gitme taraftarıyım. Ee, mücadelede bir 2-3 gol bandı kalma ihtimali bence yüksek. Çünkü Kalmar burada dedim ya bir gol atarsam üstüne yatayım hesabı. Yerse de e, ara ara açılacaktır. Ki maçın favorisi de burada zaten Mial bir takımın olduğunu söylemek lazım. Olası bir 1-1 skor beklenebilir. Ama dediğim gibi mücadelede alacaksanız da 1.76'dan 2-3 gol tercihini almanızı öneririm ben. Çok fazla ideale gitmek doğru olmaz bu maçta. Zaten az maç var. En azından yüksek orandan düşük misli alabileceğimiz bir karşılaşma 2-3 gol tercihi sunarım sizlere. ŞitaBekle Stronghold set mücadelesi. ŞitaBekle son maçında mağlup olduktan sonra takımın en golcü ismi ki takımı çift forvet, 3-5-2 şeklinde oynayan bir takım. Çift forvet yani Kasper Horst buydu. Öyle bir adam takımın en golcü ismi. Kart cezalısı dakika 89'da doğrudan kırmızı kart görerekten de atıldı. Stronghold ile oynayacaklar burada. Onlar da son iki maçın kazandı ve Bodo'yu da yenmesini bildi. Ondan önce de bir Valerenga. Dep basmanda Valerenga'yı da galip gelmesini bildi. Dep basmandan gol bekliyorum. Stabek'in en golcü oyuncusu olması, olmaması nedeniyle ev sahibinden de golde zorlanabilir ama dediğim gibi çift forvet özellikle 5-2 Olması kaynaklı. Onların da golünü bekliyorum. KG var olarak değerlendirmesini yaptım. 3 Temmuz böyleydi. 4 Temmuz'dan sadece bir mücadelem var. Goyas'la Koritiba karşılaşması. İddia da açmış buna 1.78 gibi bir oran. Bu mücadeleyi ben şöyle değerlendirme altına aldım. Hem deplasman ev sahibinin son maçlarına baktım. Özellikle son maçında 5 birlik yenildi Kortiba. Ama Alex Manga diye bir elemanları var bunun. Bir gol attı ayak dışı ile birlikte. Gremio, Gremio yenildi sanırım 5-1. Ayak dışı çok güzel bir gol attı orada. Goyas oynayacaklar mücadelenin ben hareketli geçmesini bekliyorum açıkçası. Güzel maç oluyor. Brezilya zaten taraftar da sahayı dolduruyor açıkçası. Stadyumu dolduruyor. Ben mücadelede Goyas'a gitmedim. Kortipan'ın da artık bir reaksiyon verebilir. 5-1'den sonra ne oluyor, ne oluyor bize tarzında bir reaksiyon da olabilir. O yüzden burada da 2-3 gol tercihe gittim. Tek tercih ama yüksek oran. 1.75. Mücadele zaten gece maçı 4 Temmuz'da. Değerlendirecekler 2-3 gol tercihini burada değerlendirebilir. Mücadele zaten saat 2'de 3 Temmuz gecesinde. O şekilde baylar. Benim değerlendirmelerim, önerilerim bu yönde. Toplamda 5 mücadele. 3 Temmuz daha hepsi oynanacak bitecek. 4 Temmuz saat 2'de de yani gece. 3 Temmuz'un artık gecesinin gecesi diyeyim ben sizlere. Toplamda 5 maç olarak anlattım. Değerlendirecekler bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay. Bu arada e, Hamar Hamarbi'nin maç skorunu sorduk. Onu da yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.